Parti'ye de bakalım. Malum seçimden istediği sonucu alamadı İyi Parti. İstifalar da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Burak Kavuncu ve İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak partideki görevlerinden istifa ettiler. Şimdi Genel Başkan Meral Akşener için de istifa eder mi diye bir soru soruluyor aslında, ama Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı aldığını açıklamıştı. Ama bir iddia var, o da Meral Akşener'in seçim gecesi istifa kararı aldığı ama yakın kurmayları tarafından istifadan vazgeçirildiği yönünde. Şimdi kurultayda aday olacak mı olmayacak mı, bu da bilinmiyor. Bunun sinyalini de açıklamasında vermedi. Aday olursa bir rakip çıkar mı karşısına? Şimdi İyi Parti ile ilgili kulislere yansıyanları Saliha Çolak'la konuşalım. Saliha, ne dersin? Olağanüstü kurultay kararı aldı. İstifa eder mi etmez mi tartışması yapılırken aday olur mu olmaz mı? Buna dair ne söylenebilir? Ve tabii az önce ayrıntılarını aktardım. Yeni istifalar gelir mi İyi Parti'den? Evet, aslında İyi Parti'de istifa söylentileri, istifa beklentileri, iddiaları yeni değil ve bunun başlangıcı da yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimden önce yapmış olduğu açıklama, o açıklamadan kaynaklanıyor. Onu öncelikle hatırlatmak gerekiyor. Seçim sürecinde altılı masanın ardından artık ittifak defterini kapattıktan sonra İyi Parti hür ve müstakil bir şekilde seçime girme, tüm illerde kendi adaylarıyla yarışa katılma kararı almıştı. Bunun sorumluluğu bende dedi Meral Akşener. Tepkiler tabii gelirken, özellikle ittifak konusunda zorlamalar olurken, ki Özgür Özel çiçeklerle gittim kendisini ikna edemedim demişti. Bu noktada tepkiler artarken tüm sorumluluk bende. Eğer bunun karşısında seçmenden onay alamazsam siyasetin sesini bile konuşmam, evime giderim demişti. İşte o nedenle bir anlamda o sözü yerine getirecek mi diye bekleniyordu. Seçim gecesi tabii sonuçlar geldiğinde artık bu politikanın seçmende karşılık bulmadığı anlaşılmış oldu ve o gece neler yaşandı diye İyi Parti'de İYİ Parti kurmaylarına, kaynaklarımıza sorduğumuzda aslında kameraların karşısına geçmeden önce önemli kararlar alındığını, önemli kararların tartışıldığını görüyoruz. Özellikle Akşener'in o istifa konusundaki tutumu, istifaya karar verdiği, istifa kararını açıklamak istediği, bu noktada hatta kurultayın, seçimli kurultayın, kongrenin toplanması, oraya da yine tek adayla, çok adaylı bir yarış değil, tek adayla gidilip partinin birlik bütünlük içerisinde bu seçim yenilgisinden sonra toparlanması için yeni bir başlangıç yapması konuşuldu iddialara göre, İyi Parti kaynaklarından aldığımız bilgilere göre. Peki ne oldu da istifa kararından döndü Meral Akşener? Kurmayları partinin geleceği açısından kendisinin bu aşamada, en azından bu aşamada istifasının doğru olmayacağını söylediler ve bu noktada ikna oldu. Peki o yol haritası nasıl işleyecekti? Orada konuşulan formül neydi? Yani Akşener'in çıkıp bu seçim sonuçlarının daha çok iktidara mesaj olduğu, iktidar partisine mesaj olduğu, kendilerinin de seçimli kurultaya gideceği yönündeki açıklaması, oradaki formül neydi? O noktada neden duruldu? İşte o noktada istifa kararı açıklanmadan kurultay kararı açıklanırsa bu süreçte Akşener'in durumunun değerlendirilebileceği, biraz daha zaman kazanılacağı konuşuldu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte henüz daha Akşener'in kurultaya giderken istifa edip etmeyeceği ya da yeniden aday olup olmayacağı noktasındaki karar henüz netleşmemişken bu süreç nasıl işleyecek? Öncelikle bu süreçte ne etkili olacak? Cuma gün özellikle milletvekilleri ve divanla, başkanlık divanıyla görüşeceğini biliyoruz Meral Akşener'in. Bu görüşmede yeniden bu mesele masaya yatırılacak. Nasıl bir orada görüşme önerileri alacak, nasıl bir tablo çıkacak, değerlendirilecek. Ardından Meral Akşener'in kararının biraz daha netleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu süreçte tabii Akşener'in hep yanında duran ve kendisini destek veren, bu süreçte de desteğini sürdüren kaynaklara sorduğumuzda onların altını çizdikleri nokta, Akşener'in ayrılması durumunda partinin dağılacağı, dolayısıyla partinin başında kalmaya devam edeceği vurgulanıyor. Akşener'i desteklemeye devam eden ekip tarafından, ancak bir kanat daha var ki aslında Akşener'in seçimden önceki süreçte partinin genel merkezinden
politikaları belirleyen dar ekipten uzaklaştırdığı bir kadro var. Önemli bir kadro. Bu kadro aslında MHP'den ayrılırken seçimli olağanüstü kurultayı isteyip bu yönde bir tüzük kurultayıyla o sürecin işletilmesini isteyip bu gerçekleşmeyince neredeyse tarlada kurultay yapıp mahkemelerde biten bir kurultay süreci olmuş da hatırlanacaktır. İşte o süreçte birlikte yola çıktığı arkadaşları ki bunlardan biri Ümit Özdağ'dı, partiden ayrıldı. Bu süreçte Sinan Oğan'dı, partiden ayrıldı. Ancak partideki isim, kalan isim Koray Aydın. Koray Aydın'ı grup başkanı yapmışlardı ve teşkilatlardan sorumlu, genel başkan yardımcılığından politikaları belirleyen, kadroları belirleyen noktadan aslında bir anlamda halkanın dışına çıkarılmıştı. İşte bu süreçte en önemli isimlerden biri Koray Aydın olacak. Koray Aydın önümüzdeki süreçte acaba İYİ Parti'de aday olur mu? Daha önceki Meral Akşener'in istifa ettiği, ayrıldığı, genel başkanlıktan ayrıldığı süreçten daha farklı bir süreç işler mi? Hangi noktada İYİ Parti? Özellikle daha önce Meral Akşener'in %9 oy alındığı ama partinin oylarının arkasında kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde o süreçten artık çok geri bir noktadayız. Aynı durumda değiliz ifadelerini kullanıyor İYİ Parti kurmayları. O nedenle aslında Meral Akşener aday olmaya karar verirse ve kendisini aday yaparlarsa bile onun karşısında bir aday bekleniyor. En güçlü isimlerden biri de tabii ki Koray Aydın bu süreçte. Onun ne yapacağı henüz bilinmiyor. O da süreci takip ediyor ekibiyle birlikte. Dolayısıyla önümüzde Cuma gün, hemen yarın bir milletvekili ve başkanlık divanı toplantısı var. Ardından kurultayın Mayıs ayında yapılması gerekiyor. Hatta Mayıs'ın başında yapılması bekleniyor. Çünkü en kısa sürede demişti Akşener. O zamana kadar şekillenecek ama kısa süre içerisinde de aday tablosunu göreceğimiz bir sürece doğru gidiliyor. Peki Saliha Çolak, çok teşekkür edelim verdiğin bilgiler için. İYİ Parti özelinde kulislerde ne konuşuluyor, bu soruya da yanıt verdik. Şimdi bu soruyun yanıtının aldıktan sonra biraz da siyaset konuşalım, seçim sonrası gündemi konuşalım. Kimlerle birlikteyiz bugün? Stüdyomuzda Bursa Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ali Burak Darıcılı var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ankara'da da doçent doktor Levent Yılmaz ve gazeteci Metehan Demir bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Vallahi benim günaydın. Yüksek lisansım var ama iki tane doçentin arasında böyle ilkokul terk gibi kaldık. O yüzden devam edeceksiniz akademik kariyere. Yani. O zaman evet, size de bir doçent doktor kaldık eklerdik. Vallahi yüksek lisansla. Şimdi az önce Saliha Çolak'ın anlattıkları üzerine biraz devam edelim. İYİ Parti'yi konuşarak başlayalım. Halihazırda zaten biliyoruz, başarısızlık olursa ben bunu üzerime alırım demişti Meral Akşener. Bir istifa eder mi etmez mi sorusunun yanıtını merak ediyorduk. Etmedi, kurultay kararını açıkladı. Ama ard arda önemli isimlerden istifalar geliyor. Şimdi az önce Burak Avuncu'nun istifa ettiğini söyledik. Meral Akşener'e çok yakın bir isim. İstanbul'da da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Partideki görevinden istifa etti. Teşkilat başkanlığı görevinden. Bir de İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti. Öncesinde Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa etmişti. İstifa ederken de Meral Akşener de istifaya çağırmıştı. Şimdi bunların devamı gelir mi gelmez mi? İYİ Parti'de ne olur? Metehan Demir, size sorayım. Ne düşünüyorsunuz? İstifaların devamının geleceğini düşünüyor musunuz? Şimdi burada bu istifalara bakıldığı zaman şimdi Bilge Yılmaz'ın durumun işte gidişatından ve sonuçlardan memnuniyetsizliğine daha önce de benzer açıklamaları çerçevesinde bakarak bir protesto, bir bu işten memnuniyetsizliğini ifade etme istifası olarak değerlendirebiliriz. Şüphesiz İYİ Parti çok dalgalı, çok sıkıntılı, kaotik günlerden geçiyor ve seçime kadar da bunu tam olarak üzerinden atamadı. Bu Meral Hanım'ın zaten gerçekten psikolojisine de yansıdı. Doğal olarak kızgınlığını ve üzüntüsünü, hayal kırıklığını da açıklamalarında görüyorduk. Çok agresif çıkışları da olmuştu. Çünkü yürütülmesi, kaldırılması kolay bir süreç değil yani onun açısından da baktığımızda. Ama Burak Avuncu ve Burak Akburak isimleri de şöyle, onlar da şöyle teknik istifalar. Burak Avuncu İstanbul'da İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Çok parlamıştı, çok önde bir isimdi çünkü İYİ Parti'nin hem yükseliş döneminde, çok gündemde olduğu günlerde çok dikkat çeken isimlerdendi. Aynı zamanda da
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ilk dönem 2019'daki seçimlerinde de yine Canan Kaftancıoğlu ile en çok çalışan, en öne çıkan kişilerden biri olarak dikkat çekmişti başarısıyla. Tabii Sayın Akburak teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak istifa etmek teknik detayda aslında öngörülebilir ve kabul edilebilir bir şey. Çünkü yerel organizasyonlardan, teşkilatlardan sorumluysanız bu sizin yerel seçimlerde il ilçe teşkilat yapılanmalarıyla doğrudan mesai yapmanız ve onları organize etmenizin açıklamasıdır. O konumdur, o makamdır. O sonuçlar İYİ Parti açısından işte zaten tartışmalar o yüzden hiç beklendiği gibi gelmediğinden dolayı bir tek Rasim Arı'nın Nevşehir'de işte çok da enteresan bir başarı hikayesi bence onun kazanması. Çünkü daha önce AK Parti tarafından biliyorsunuz görevden neredeyse alındı. Artık siyasetten bitti dendi. Rasim Arı tekrar derle topladı ve Nevşehir'de İYİ Parti'den girerek almayı başardı. Yani İYİ Parti'nin beklediği tabloyu alamaması da Burak Akburak'ın beraberinde bu görevinden istifasıdır. Ama burada bakın yani Bilgi Yılmaz'ın istifasıyla Sayın Kavuncu ve Sayın Akburak'ın istifası arasında farklılıklar var. Biri parti görevlerinden. Partilerine bir itiraz süreci yok değil mi Akburak'la Kavuncu'nun ha, evet yani partiden istifa ile partideki görevlerine istifa. Yani ben bu işi yapmadım, tam başarıyla sonuçlandıramadım. Ben bu görevi bırakıyorum olarak da değerlendirebiliriz ama şimdilik. Bunlar yürüyen süreçler, böyle sıkıntılı dalgalı dönemler geçiren siyasi yapılarda sonrası adımlarda bazen gelir gelmez. Ama seçimli kongreye, olağanüstü kongreye gitme kararı sonrasında partide başka ummadığımız istifalar da olabilir. Başka ummadığımız gruplanmalar da olabilir. İşte kongreye gidişe kadar görülür. Ama şu soruyu soruyorlar bana. İYİ Parti ne olur? Biter mi? Kapatır mı? Kapıya kilit vurur mu? Böyle bir şey olmaz. İYİ Parti hazine yardımı alan artık belli şekilde kökleşmiş, bir kurumsal yapıya ulaşmış bir siyasi teşkilat olduğu için ben bugünden yarına İYİ Parti'nin böyle bir şeyle karşılaşacağını sanmıyorum. Her parti böyle şeyler yaşayabilir. Önemli olan bu süreçleri yönetebilmek. Çünkü bu siyaset çok acımasızdır. Yani bakın çok acımasızdır ve bir anda 180 derece olumludan olumsuza, olumsuzdan olumluya da dönebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bakın geçen seçimde yemediği, hakaret hatta yemediği işte eleştiri laf kalmadı ama şimdi kazandığınız zaman herkes yanınızda çok iyi çok yap doğru yaptın şudur budur olmasaydı böyle mi olur değişim şu mu bu bir sürü şey yazılır çizilirdi. Aynı şekilde AK Parti de kazandığı zaman müthiş başarı hikayeleri konuşuluyor ama bakın bu seçimde ikinci parti oldu ve beklemediği gerçekten çok kötü bir tabloyla karşılaşınca millet başladı. Şöyle böyle acaba İYİ Parti ile yürüsem mi diye Ankara çok enteresandır neler neler duyuyoruz. Ama İYİ Parti de böyle iyiyken iyisinizdir. Yara almaya başladığınız zaman kan akmaya başladığı zaman etrafınız çeşitli şekillerde sarılmaya başlar. Bunları yönetmek esas asıl maharettir. Ben İYİ Parti'nin de bunu yapabileceğine inanıyorum. Tabii İYİ Parti'de farklı bir durum var. Seçim öncesinde de bir yara almaya başlamıştı. İşte onu aşamadılar. Evet, tabii Meral Akşener'in sert açıklamaları sürmüştü. Sonrasında da şimdi bu tablo sonrasında istifalar geliyor. Ama siz bu istifaların farklı olduğunu düşünüyorsunuz. Bir yandan yani da şimdilik. Buyurun. Evet. Yani şimdilik öyle. Yani ilk istifa adımını partideki görevden istifa ile partiden istifa arasında fark olduğunu görüyorum. Tabii. Ama bekleyip göreceğiz tabii. Peki. Tabii. Şimdi bir yandan da Meral Akşener'in seçim gecesi 31 Mart gecesi istifa edeceği kurmayları tarafından kendisinin durdurulduğu yönünde bazı iddialar var. Levent Yılmaz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Mayıs'ın başında gibi gözüküyor orada bir olağanüstü kurultay. Aday olur mu sizce Meral Akşener? Olmaz mı? İYİ Partili Uğur Poyraz bir açıklama yapmış. Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum diye. Sizin fikriniz ne? Aday olursa karşısına kim aday çıkabilir? Koray Aydın ismi konuşuluyor. Olabilir mi böyle bir durum? Aday olmama ihtimali sizce var mı? Nedir fikriniz? Şimdi öncelikle şunun altını çizmemiz lazım. Bir kere Meral Hanım artık sürekli istifa mı edecek, görevi mi bırakacak, işte karşısına aday çıkmalı mı?
Meral Hanım aday olmamalı mı noktasında tartışılan bir genel başkan haline geldi. Bir süreden bu yana bu tartışmanın boyutu da gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla artık hani Meral Hanım'ın genel başkan olarak kalması sadece Meral Hanım'ın ayrılma sürecini uzatacakmış gibi görünüyor. Bu açıdan baktığımızda İyi Parti'de artık bir genel başkanlık meselesi tartışması olduğu son derece açık bir şekilde karşımızda. Tabii Meral Hanım'ın hem altılı masada izlediği tavır, işte bir masada Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde izlediği tavır, sonra bir kalktı, yeniden oturdu. Ondan sonra seçimler, bu yerel seçimlerde izlenen strateji, politika, işte o hür ve müstakil gideceğiz politikası vesaire gibi sonuçları biraz İyi Parti seçmeni ve İyi Parti kadroları için ağır olan süreçleri de beraberinde getirdi. Ama orada Meral Hanım şunu da yaptı, onu da gözden kaçırmamak lazım. Israrlı bir şekilde İyi Parti'nin alacağı kararları ben dedi yönetime götüreceğim, yani parti idare kurullarına götüreceğim dedi. Ve son dönemde verilen kararların tamamı aslında Meral Hanım'ın şahsi kararı değil, parti kurullarının kararı olarak lanse edildi, yansıtıldı. İşte parti kurullarında oylandı, parti kurullarında tartışıldı gibi cümlelerin ardından partinin almış olduğu kararlar ifade edildi. Dolayısıyla Meral Hanım'ın hala şöyle bir alanı var bana sorarsanız. Yani genel başkan adayı olur mu olmaz mı tartışmasında Meral Hanım şöyle bir argüman kullanabilir. Diyebilir ki, ya ben bu kararları tek başıma almadım, kurullara getirdim, kurullarda tartıştık, kurullarda oyladık. Bu kurulun kararı neyse ben onları tebliğ ettim. Dolayısıyla benim tek başıma aldığım kararlar değil. Ama Levent Bey daha önce bir başarısızlık olursa ben bunun sorumluluğunu alacağım demişti. Hı. Ama siyaset işte o günün koşullarında öyle dedi ama şimdi genel başkanlıkta tatlı bir yer, yani öyle çok kolay terk edilecek, bırakılacak bir yer değil. Dolayısıyla günümüz koşullarında da ben sorumluluğu alıyorum ama bu sorumluluk hepimizin sorumluluğu diyebilir. Çünkü orada izlediği strateji bana sorarsanız kendisi açısından son derece akıllıcaydı. Hiçbir karar şahsının değil, baktığınızda kurullarda tartışılmış. En azından anlatılan kamuoyuna yansıtıldığı hali kurullarda tartışılmış, oylanmış, o oylama neticesinde çıkan kararlar. Dolayısıyla Meral Hanım'ın hala bence öyle bir hareket alanı var. Şunu diyebilir, ya ben tek başıma almadım bu kararları, oturduk parti organlarında, kurullarında tartıştık, değerlendirdik, oyladık, çıkan kararı uyguladık. Yani burada evet ben genel başkan olarak sorumluluğu alırım ama sizin de kurullardaki görevliler olarak sorumluluğa ortak olmanız gerekir diye olabilir. Yani öyle bir alanı var, onu unutmamak lazım. Şimdi ben Uğur Poyraz'ın İyi Parti içerisindeki konumu, İyi Parti'deki karşılığını çok iyi bildiğim için Uğur Poyraz'dan gelen açıklamaları her zaman dikkatle takip ederim. Alt metinlerini anlamaya çalışırım. Çünkü Uğur Poyraz İyi Parti içerisindeki o hem hafızayı çok iyi bilen birisi, partinin kuruluşundan itibaren hafızayı çok iyi bilen birisi. Şu anda Antalya milletvekili ama milletvekilliği seçimlerinden önce İyi Parti'nin genel sekreteriydi. Teşkilatların ne düşündüğünü bilen, iletişimi açık bir isim. Dolayısıyla Uğur Poyraz'ın ne söylediği önemli. Eğer Uğur Poyraz'ın söylediği bir bilgi ise, yani Meral Hanım'ın yeniden aday olmayacağına dair bir bilgi ise de çok önemli. Ya da Uğur Poyraz Meral Hanım yeniden aday olmamalı mesajını vermek için aday olacağını düşünmüyorum gibi bir açıklama yaptıysa o da çok önemli. Yani Uğur Poyraz'ın yaklaşımını, açıklamalarını başkaca bir İyi Partili yöneticinin açıklamalarıyla kıyaslamamak lazım. Daha güçlü sonuçları olan açıklamalardır, daha güçlü yönlendirmesi olan açıklamalardır diye düşünürüm ben hep. Çünkü Uğur Poyraz'ın İyi Parti'deki karşılığı, İyi Parti teşkilatlarındaki karşılığı, İyi Parti'nin karşılığı bellidir. Yani güçlü bir karşılığı vardır. Bu manada ben o açıklamayı önemsiyorum. Şimdi kim aday olur Meral Hanım'ın karşısına? Yani Meral Hanım aday olmazsa kim aday olur? Veya Meral Hanım'ın aday olduğu ama karşısına başka bir aday mı çıkar sorusu için ben en azından kendi açımdan bu soruyu cevaplayabilmek için son derece erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü İyi Parti'de genel başkanlık adaylığı için adı geçen isimler Türk siyasetinde son derece sabırlı olarak bilinen, son ana kadar rengini belli etmeyen, o siyasi akla sahip isimlerden oluşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde görev aldığı partilerde de bu tarz
izledikleri stratejilerle tanınan isimler olduğu için en azından benim açımdan biraz erken İyi Parti genel başkanlığına hangi isimler aday olabilir sorusuna cevap vermek için. Peki. Şimdi